koordineydin. Orayı koordineydin. Evet, tamam, oradan iyi bir destek alacağız. Şimdi artık birbirini tanıdınız, herkes sizi tanıdı. Şimdi çoğu zaman diyorum, içerisinde patlıcan cümlesini kullanacağınız, 5 kere kullanacağınız bir hikaye yazmanızı istiyoruz. Hazır, önce kimle başlayalım? Şimdi herkes birbirini gösteriyor. Önce bayanlar diyoruz, tamam mı? Şimdi mikrofonu yakın tutuyorsunuz mümkün olduğunca. Sizden en beğendiğiniz hikayeyi en sonunda ikisi de anlattıktan sonra alkışlarınız da belirleyeceksiniz. Ve daha sonra şampiyon Gribo'na çıkacak, Avia'dan hediyeler olacak. Hazır mıyız? Evet. Başlıyoruz. Takipçilerin söylediği gibi şakşuka patlıcan yemeği. Patlıcan bir. Annem patlıcan yemeği yapmayı çok sever. Bu yüzden de sürekli beni pazara yollar patlıcan almak için. Patlıcan iki. Vay, hikaye sağlam. İyi gidiyor, takılmadı. Evet. Bu yemek için çok uğraşır ama patlıcanın en güzel yemeğini o yapar. Üç. Üç, evet. Bu patlıcan yemeğini yemek sen en sonunda müdahale tek yok. Daha geldi. Müdahale yok, patlıcan dört. Sallıyoruz burada yani. Müdahale yok, patlıcan dört, devam et. Evet, sizin de gördüğünüz gibi patlıcan yemekler en sonunda ben de patlıcan yapıyorum. Evet, patlıcan dört. Evet, anne çok sağlam patlıcan yemeği yapıyor. Arada bir belli olmuyor mu diyor. Evet. Bir kocaman bir alkış alacağız önce. Cesaretlerinden dolayı. Evet. Daha oylamaya geçmedik. Oylama az sonra, diğer hikayeden sonra. Evet, şimdi beyefendi bir patlıcan hikayesini dinliyoruz. Hazır. Patlıcan, patlıcan, en güzel dalga dalga patlıcan. Şimdi bir dakika. Yani bu kadar insan seni buraya hikayeyi anlatacağım diye gönderdi. Sen bize pazarcılık yaptın abi. Patlıcan patlıcan en güzel patlıcan. Olmaz böyle. Bizi hikayeyi anlatacaksın ki alkış alacak. Aferin, anlattı işte hikayesini. Sen de anlat patlıcan cümlesi burada. Her basit yaratıcı bana kalmış. Anlat bakalım bir de güzel patlıcanı. Ya bana ne soruyorsun abicim, mikrofonu sende. Beyin de sende, anlatacaksın. Hadi bakalım salla. Pazara gittim, bir patlıcan aldım, eve geldim, annem kızarttı, patlıcan 10 numara olmuştu. Ben doya doya yedim, bir daha gittim dedim, patlıcan açık, patlıcan aldım, bir daha yedim patlıcanı, ondan sonra gittim bir yere. Valla! Üstüne iyi gidiyor. Migros'ta patlıcan yedim orada da. Migros'ta da patlıcan yedim. Aynen. Patlıcan bak. En sonunda da patladım. En sonunda patladın ama patlıcan istiyoruz. Patlıcan eve gittim, bir daha akşam üzeri patlıcan var. Üstüne patlıcan uzattım. Her yerde patlıcan, maşallah. Adamın içi dışı patlıcan. Ya helo ya melo ya. Ya helo melo dedi, patlıcan dedi. Anlatacaksın böyle, sıkacak. Sırılacak, bitecek abi. Evet. Şimdi bir dakika, hikayeleri dinlediniz. Bundan sonraki seçeceğim kişiler, hani ona göre, abi tamam. Abi elini kaldırdı, sağlam hikaye olsun. Şimdi ısınıyoruz, arkadaşlarımı da ısınıyoruz. Beni bir kez ertesinden sonra onları zaten tebrik ettik biraz önce alkışlarla. Şimdi oylama zamanı. Kazanmasını istediğiniz kişiyi alkışlayın ki bir bola göndeririz. Bak şimdi, arkadaşlar, Eko abi. Tamam, orayı bağladın değil mi? Alkışlar tamam mı? Hemen. Eko abi. Tamam, burayı bağlamış Eko abi. Burada da zaten bir grup var. Bakalım, hikayen beğenildiyse şöyle açık türmeye de bakalım. Hikayeleri dinlediniz, tamam. Evet. Şimdi önce hanımefendi öyle bir alalım öncelikle. Bir alkış. Sağlam hikayeye sağlam alkış. Beyefendi önce bir ortaya alacağız. Bir alkış. Ben burayı bağladım ama yalan oldu. Burada da eksik var, bunlar da yalan oldu. Yalnız bunlar hanımefendiyi gördük, ağrına sattılar seni. Nasıl alkışladılar hanımefendiyi biliyor musun? Sana birin gamı tıkıyor, böyle izliyorlar seni. Satışa geldik. Eşi, dostu, arkadaşı bir yani ona göre. Tamam. Evet, çok olmuş oluyor. Şampiyonumuz belli. Şampiyonu kocaman bir alkış. Evet. Aradan hediyelerini arkadaşlarımız arkadaşlara verecekler. Hemen durumunu giyiyorsun ve önüşe başlıyorsun. Sana da şöyle arada topu verelim, araç topusu. Arkadaşlarımla da paylaşırsın. Evet, bir şov daha gelecek. Bir şov daha gelecek. Ama bir yarışma daha yapacağım. Bir yarışma daha. Sallamayı öğrendiniz. Sallamayı artık öğrendiniz. Evet. Gel. Hemen gel, hemen koşturarak gel. Sana bir bayan tarifi istiyorum. Bayan erkek güzel sağlıyorlar birbirlerine. Bir bayan istiyorum, var mı buradan bir bayan? Var mı? Var mı? Gel, gel. Hemen, hemen buraya, hemen arkadaşımızı buraya alıyoruz. Hemen koştura koştura geliyor. Bir bayan daha geliyor. Var mı orada bir bayan? Sizi de alalım, gelin.
Size bir kişi daha seçeceğim. Bir kişi daha geçeceğim. Hemen hemen oradan geçebilirsiniz, geçebiliyorsanız. Evet. Hanımefendi geliyor mu? Tamam. Bir beyefendi istiyorum. Bir beyefendi. Ama sağlam sallayacağız bir beyefendi. Gel. Gel. Sağlam sallayacağız. Şimdilik iki yarışmacımız var. Ve hiçbir şey değişmedi, ameliyatını kaybediyor. Vay! Yalnız, Hakkı Sayman'ın da Nasrettin Hoca. Bundan 300 yıl önce falan yani. Valla, haberim olmadı yer yok ki abi. Biz bu arkadaşı şampiyon yaparız bu hikayeyle. Ama alkışlara bağlı. Patlıcan 2. Patlıcan tablasını gezerken... Patlıcan 2. Patlıcan tablasını gezerken... ameliyatını kaybetmesinin en büyük sebebi... ameliyatın vermiş olduğu kampanyalardan kaçınmaktır. Vay ya, sen kaçar mısın kampanyadan? Evet. Bunu tekrar elde etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor ama ameliyatların bir türlü patlıcan tarlasını bulamıyor. Patlıcan 3! Hikaye gidiyor. Patlıcan tarlasını bulmak için Türkiye'nin her yerinde oluşuyor. İlik didik ediyor. En sonunda patlıcana yaramamak için patlıcan Çeşme Didim'deki düzenlemiş olan Ilıca'da düzenlemiş olan Avayacı'nın patlıcan şenliği yapmış oldu. Patlıcan 5 devam et. Ameliyat katılıyor. Ve burada devam ediyor abi. Ve burada patlıcan için düzenlemiş olan şenliğe katılarak patlıcanın ameliyatın düzenlemiş olduğu bütün patlıcana yararlanarak en iyi ödüllerini ameliyat kazanıyor. Maşallah maşallah. Abi bu bir kere patlıcan dedi. İyi bir beş kere yaptı. Ama sağlam hikaye anlattı. İyi hikaye anlattı. Hemen bir sayımızı alıyoruz. Evet. İşiniz biraz zor. İşiniz biraz zor. Sağlam patlatmanız lazım arkadaşlar ki güzel bir hikaye bekliyoruz sizden. Evet, şimdi mikrofon size. Yani o yemeklerle ilgili bir hikaye anlat ki bize. Hani şansın artsın. Hani her an ışığı kapatabilirsin. Hikaye sağlam ama hani bir yerden yakalarsan, keyifliğe oynarsan daha fazla alışabilirsin. Yani öyle oynamak değil ama senin aklına öyle oynamak geldi. Doğru da yapabilirsin. O için her şeyi yapabiliriz burada. Önemli olan oy almak. O için harbi oyna. Ona göre. Nasıl istiyorsan oyna. İster çifte telli oyna. İstersen ayaklarına git. Bak arkadaşlar oynanıyor, tempos diyor. Bilmiyorum. Hem hikayeyi anlat hem de oyna bence. Patlıcan'ı unutmasın. Fark etmez. Sen sayarak da oynayın. Arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Patlıcan dolmasını çok severim. Bir. Patlıcan kızartmasını çok severim. Patlıcan 2. Şakşuka'yı çok severim. Artı patlıcan salatası bilir misiniz bilmiyorum ama onu da çok severim. Başka? Allah ya. Şuraya gittin patlıcan gibi olmadı. Patlıcan yemeği yapmışlar. Patlıcan çok sevdim. Bir de benim çok sevdiğim bir ablam var. O da çok güzel patlıcan yemeği yapmış. Patlıcan 5. En yasam. Evet. Şimdi hikayeyi dinledik. Boğazını sağladık. Bir şey söyleyeyim. Şöyle. Nedense arkadaşlar buraya gelen bütün bayanlar hep patlıcanı yemek üzere tasarlıyorlar. Vaaay. Bu da galiba kilolarından kaynaklanıyor. Şimdi bizler patlıcan yemeğini severiz. Çünkü patlıcanın binlerce türlü yemeği yapılıyor. Hani açtan şöyle kitaplara baksan patlıcanın olmadığı bir şey yok. Nikotinin olması. Tabii en önemli nikotinin olması diye. İşte bir tiryaki burada. İşte eğer arkadaşlar hani nikotin de demişken eğer sigarayı bırakmak istiyorsanız en az haftada 2-3 gün patlıcan yiyin. Nikotin ihtiyacınız olur.